Değerli canlı hoş geldiniz efendim. Yeni haftadan hepinize kucak dolusu sevgiler. Arkamda görmüş olduğunuz fotoğrafta da anlaşılacağı üzere gün boyu bugün doktor küçüğü anma günü ölüm 40. ölüm yıldönümü vesilesiyle sabah saatlerine itibaren doktor küçüğü anıyoruz. Biz bir kez daha varoluş mücadelesi liderimiz. O dönemde o şartlar içerisinde 1940-45'lerin başlayan bir süreç 60'lara kadar varan ve sonrasında özellikle o şartlarda, o ilkel şartlarda diyelim, Kıbrıs Türklerin belli enklavları hapsederek bu ada üzerinde yaşamlarını sonlandırmak isteyen saldırılara karşı halkı örgütlemeyi başarmış, direncini ayakta tutmuş ve KKTC'nin yapı taşlarını oluşturmuş. Doktor Küçüğü bizleri de anıyoruz. Değerli izleyenler, tabii ki gün içerisinde çeşitli arkadaşlarım diğer programlarda Doktor Küçüğü anıyor. Ben aslında gerek Doktor Küçük, gerek Denktaş, gerekse tüm geçmişteki topluma liderlik, önderlik yapmış hizmetleri bulmuş herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların kurmuş olduğu bu sistem içerisinde, bu yapı taşları içerisinde 2024 yılına vardık. Daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir sağlık sistemi, daha iyi bir eğitim sistemi onların aslında başlıca hedeflerinden biriydi. Şimdi devletimizin ekonomik örgütlemesi içerisinde yine çok müstesna bir yere sahip devlet planlama örgütü. Gerçi ben biliyorum ya, yani devlet planlama örgütü 83'ten itibaren son yıllara kadar çok önemli bir işlevsel görevi var. Şimdi biraz istatistik kurumuyla birlikte birazcık farklı anlamda bu konuda hizmet veriyor. Ancak DPÖ'nün verileri önemi her geçen gün bizler için de önemli. Bugün bir değerli bürokratımızı ağırlıyoruz. DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy canlı yayın konumuz. Durali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Levent. Teşekkür ederim bu olanağı tanıdığınız için. Ne demek? Çok sağ olun. Şimdi aslında elbette DPÖ'nün işlevselliğini, önemini, değerini belki daha da çok anlatmak gereken dönemlere giriyoruz, yıllara giriyoruz. Ama ben şimdi bunu bir kenarda tutalım. Sizinle birlikte Adıyaman'da 4 günlük bir görev yaptık biz. Tabii siz orada farklı bir anlamınız vardı. Yani hem tanıktınız hem tanıklıkla birlikte. 6 Şubat sabahı oraya giden, devlet adına oraya giden ilk ekipten biriydiniz. Oradaki Adıyaman'a ilk ayak basan isimlerden biriydiniz. Siz, ben dikkat ettim, görüşlerinizi çok çok fazla paylaşmadınız. Çok fazla, biraz daha böyle devlet ciddiyeti içerisinde kaldı durum anlayabildiğim kadarıyla. Ama gerek 6 Şubat'taki yaşadığımız acı, gerekse Adıyaman, gerekse bundan sonrası için daha görev bitmedi. Ben öncelikle ilk kez sizinle ben yayın yapıyorum ve bu 6 Şubat duygularınızı sorgulamak isterim. Sizden ne gibi bir tesir yarattı 6 Şubat ve sonrası? Evet, her şeyden önce teşekkür ederim bu fırsatı yarattığın için. Başlamadan önce ben de kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş'a ve toplum liderimiz merhum Doktor Fazıl Küçük'e rahmet diliyorum. Onların önünde saygı ve özlemle eğildiğimizi bir kez daha bildiriyorum. Ve onların bize, Kıbrıs Türk halkına aşıladığı varoluş mücadelesini, kimlik ve karakter mücadelesini sonsuza kadar yaşatacağımıza, tabii ki sonsuza kadar anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşatacağımıza inancımız tam olduğunu belirtmek isterim. Evet. Ki aslında merhum liderlerimizin bize aşıladığı o toplumsal varoluş mücadelesinin bir örneğini yaşadık biz 6 Şubat depremi süresince. Gerek depremden hemen sonra arama kurtarma çalışmalarımızda, gerekse 3 Ocak günü başlayan duruşma sürecince de. Evet. Sevgili Demet, senin de az önce söylediğin gibi 4 gün Adıyaman'da birlikteydik. Kıbrıs'tan giden kafile orada nasıl tek söz, tek vücut olduğunu birlikte gördük. Anavatan Türkiye'mizi derinden etkileyen bu deprem felaketinden sonra bir toplumun hiçbir siyasi renk veya düşünce gözetmeden
tek düşünce ve tek kalple nasıl konuşabileceğini bir kez daha gördük. Ondan dolayı da tabii ki senin de söylediğin gibi çok sıkıntılı ve acı bir süreçti. Özellikle 6 Şubat günü depremin olduğu andan hemen sonra Kıbrıs'tan giden ilk kafile arama kurtarma ekiplerimiz, sağlıkçılarımız, sivil savunma ekiplerimiz ve ailelerimizle zaten birlikte oraya gittik. Evet efendim. Tabii ki o süreç bir daha yaşanmasın. Dünyada hiçbir milletin başına böyle bir felaket gelmesin. Çünkü tarifi anlamsız ve anlatılmaz ve çok zordur o süreçlerin. Olanaksızlıklar, imkansızlıklar içerisinde bir şey yapmaya çalışırsınız. Canları kurtarmaya çalışırsınız. Umutlarınız bazen tükenir, bazen tekrar yeşerir. O umut mücadelesiyle yaşarsınız. Sorumlu olduğunuz kimseler, kişiler veyahut da bir devletiniz vardır. O bilinç ve duyarlılıkla yaşamaya çalışırsınız. O nedenle yani çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Tabii ki ben sizin de vasıtanızla gerek 6 Şubat süresince gerekse 3 Ocak mahkeme süresince Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mizin tüm yetkililerine bir kez daha minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunmak isterim. Çünkü depremin olduğu günlerde bile o olanaksızlıklar, o zor şartlarda bile büyük ve güçlü bir devlet olmanın ve insana ve insanlığa ve insanına ne kadar önem verdiğini bize bir kez daha gösterdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O yüzden kendilerine teşekkürlerimizi gene sunarız. Özelde Adıyaman'daki bütün yetkililere, genelde bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine. Mahkeme sürecince de bunu yaşadık. Sevgili Levent, sen de oradaydın. Bütün yerel yönetimler, valilik olsun, il emniyet müdürlükleri olsun, adliyedeki bütün görevliler olsun, belediye, Adıyaman Belediye Başkanı ve bütün ekipleri olsun, jandarma komutanlığı olsun, hepsi biz orada bulunduğumuz sürece yanımızdan bir dakika bile ayrılmadılar. Herhangi bir istek veyahut da herhangi bir temennimiz olup olmadığını devamlı sorguladılar. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Tüm ulaşımından tutun da bütün gıda yani yemeği, ne kadar her şeyimizden birebir ilgili içinde ben sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha sunarım kendilerine. Evet. Ben sizin oradaki tanıklığınızı dinledim. Yani orada tanıklık sırasında özellikle ilk ayak basar basmaz yani ortam içerisinde paylaştığınız duygularınızı anlatırken gerçekten zor. Yani o ben de, Adıyaman'a müdürümüz beni çok göndermek istedi. Ben gitmek istemedim çünkü ilk gün İyi ki de gelmemişim diyorum. Çünkü zaten orada siz de biliyorsunuz hem ailevi bir bağ var. Yani arkadaşlarımız, evet, yakın arkadaşlarımızın çocukları. Kesinlikle. Bir taraftan tabii zor koşullar. Yani ben bu 4 günlük dönemde bile ama sizin şahsınızda ben de yani gerek tabii ki biz de orada misafir eden gerek yani kendi başbakanlığımızı ama orada o organizasyon içerisinde, o acı içerisinde her gün öğlen yemeğimize kadar düşünen işte çayımıza yani o şartlar içerisinde bizlere orada Adıyaman halkına ben de sizin huzurunuzda affınıza sığınarak teşekkür etmek isterim. Ne demek? Gerçekten. Tabii ki. Bir mahcubiyet gördüm Durali Bey orada ben. Yani markete gittik. Evet. Sizinle de gittik. Evet. Yani markete gittik. Bir mahcubiyet hissettik. Adıyaman halkı İSİAS özelinde kaybedilen bütün deprem mağdurlarının ve diğer Adıyaman'da kaybedilen bütün canların aslında kendi canları gibi gördüler. Evet. Yani ben daha önce de söyledim. Bir şehir mahkeme sürecince biliyorsunuz onlarca insan gelip adliyenin kapısında bekledi Adıyamanlı. Ki evet. Adıyaman özelinde herhangi bir kaybı da yoktu. Ama bizim yanımızda olmak için, bize o bizi orada yalnız bırakmamak için, bize gönülden destek verdikleri için oradaydılar. Ve ben bunu da tabii ki tanıklığım sürecinde de söyledim. Gene söylemek isterim. Özellikle 6 Şubat döneminde arama kurtarma çalışmaları başladığı ve bittiği ana kadar aslında aynı duyarlılığı ben şeyden de beklerdim. Otelin yöneticilerinden veyahut da otelin sahiplerinden veya otelde çalışan bir yetkiliden de beklerdim aynı duyarlılığı. Ki biz İSİAS özelinde 6 gün 6 gece hiç durmaksızın. Siz kaç gibi gittiniz oraya? Biz 5 öğleden sonra akşam üzeri 5 gibi enkazdaydık. Hava hemen kararıyordu. Gider gitmez hemen tabii ki otel biz. Otel sahibi diyor ki ben o saat oradaydım. Evet.
Orada mıydı? Hayır, kesinlikle yoktu. Yani evet, iddiaları odur ama öyle bir şey yok. Kesinlikle yoktu. Çünkü biz zaten profesyonel sivil savunma ekiplerimizle birlikte gittik. Onlar enkaza ilk vardığında bazı bilgiler, bazı doneler isterler ellerinde, evet, olsun. Bunları da elde etmek için herhangi bir otel yetkilisi veya otel görevlisini isterlerdi. Evet. Ve biz çok ulaşmaya çalıştık. Herhangi bir otel yetkilisine veyahut da otel görevlisine veyahut da otel sahiplerine bize herhangi bir bilgi, belge versinler otelle ilgili. Yani mimari yapıyla ilgili, iç yapıyla ilgili, işte bu otelin yemekhanesi nerededir, restorantı nerededir, asansör girişleri, çıkışları nerededir veyahut da işte özellikle yoğun olarak çocukların veyahut da diğer otelde konaklayan insanların oda yapıları ne taraftadır, enkaza nasıl müdahale edilebilir en kolay ve en pratik bir şekilde, bu verileri elinize almazsanız kendi usul ve yöntemlerinizle müdahale edersiniz enkaza. Evet. Ve biz günlerce aradık bu yetkilileri, gelsinler oraya bize done versinler ve yoğdular. Tabii ki kendilerinin iddiasıdır, iddia edebilirler ama yüzlerce şahit vardır ki enkaz arama kurtarma çalışmaları sürecince enkazın başına hiçbiri gelmedi. Hiçbiri de orada değildi. Aslında bu bizi derinden de üzmüştür. İnsani olarak da, vicdani olarak da orada olmanız gerekirdi. Çünkü oteller biliyorsunuz sevgili Levent, kamu yararına kullanılan bir işletmelerdir. Evet. Yani sizin şahsi malınız olabilir, sizin şahsi işletmeniz olabilir ama kamu yararına siz kullanırsınız bu işletmeleri. Ondan dolayı bir sorumluluğunuzun olması lazım. Yani bir vicdani bir hassasiyetinizin olması lazım. Bu insanlar T. Kıbrıs'tan kalkıp buraya geldi. Sizin işletmenizde, sizin otel enkazınızda arama kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Ve siz hiçbir suretle gelip onlara sizin için bir şey yapabilir miyim, sizin için ne yapabilirim diye sormadınız. Yani insanlıktan çok uzak bir duygu ve düşüncedir bu diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra oradaki, yani belli ki bu organizasyon içerisinde siz orada olmaya devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Yani bir devletin kesinlikle bu konudaki. Bundan sonraki süreçte ilgili beklentiniz nedir? Yani 26'sında mesela bir dava devam edecek. Ne olur? Ne, yani davayı sormuyorum. Yani bu lojistik açısından nedir? Planınız, programınız nedir? Sonuçta bir bütçe meselesidir bu tabii da ama. Ki, tabii ki. Yani elde ettiğiniz veriler kadar bizimle paylaşırsanız seviniriz. Yani tabii ki biliyorsunuz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti hükümeti olarak da davaya taraftır. Evet. Çünkü biz devlet olarak da ilgili otel sahiplerinden şikayetçi olduk. Ondan dolayı yani taraflardan bir tanesi de devletimizdir. Onun nezdinde de hükümetimizdir. O nedenle tabii ki 26 Nisan'a ertelenen duruşmada, evet, yine orada olacağız tabii ki. Ailelerimizi sürecin sonuna kadar hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız. Biliyorsunuz ilk organizasyonda Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla kafile organize edildi, oraya götürüldü. Orada bütün olanaklar ne varsa yerel yönetimlerle birlikte sağlandı. Ben tabii ki tam da net bilgiye sahip değilim ikinci duruşmanın organizasyonu nasıl olacağı. Daha erken zaten. Daha erkendir. Ama tabii ki gene de inancım odur ki Sayın Başbakanımız duyarsız kalmayacaktır. Gerekeni de yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, ilk gidişimiz Adıyaman'da organizasyon açısından, yani ev sahipliği açısından işte otelimizden konaklamamıza, ama tabii ki konaklamada da ya da işte belli başlı noktada hala daha Adıyaman'ın yaralarını sarmaya çalıştığını görebiliyoruz. Yani Adıyaman içerisinde şehrin yarısı neredeyse yok. Evet. Binalar yıkık. Ama tabii hayat devam ediyor onlar için de. Tabii ki. Ama bu açıdan yine yani ulaşımımızdan konuklamamıza herkes için. Bizden daha çok tabii ki şampiyon melekler ailelerimizle ilgili onların oradaki acısına, oradaki acısı varken devletin kendini hissettirmesi ben bu açıdan önemli ve kıymetli bulurum elbette. Kesinlikle çok önemlidir. Ya devletin olanakları tüm bu konu için harcanacaktır ya da her türlü imkan sağlanacaktır. Yani bilir misiniz nedir? Bu insanların yani benim görebildiğim kadarıyla orada şampiyon meleklerin elbette bir dünya görüşleri vardır. Belki de yani
mevcut siyasi görüşle de çok uyumlu değillerdir. Ama o şeyi görebildik. Yani tüm siyasi, orada olan siyasilere karşı. Yani o bu bizi biz yapan o özelliği orada hissettik. Evet, o insani duyguyu hissettik orada. Her siyasi görüşte orada insan vardı yani. Kesinlikle. Giden siyasilerden. Kesinlikle. Bu acı bizi bir araya getirdi. Bu da önemliydi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü ihtiyacımız vardı aslında. Yani Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk toplumu uzun yıllardır böyle ortak bir duygu ve düşüncede olmamıştı aslında. Ha, bu bir acı deneyim, bir acı tecrübe ama şampiyon meleklerimizin yaşatılması veyahut da işte mahkeme sürecinde veyahut da bundan sonraki süreçlerde, çünkü biliyorsunuz bu mahkeme er veya geç bitecek. Tabii ki Yüce Türk adaletine de güvencemiz ve inancımız tamdır. Hiç onu konuşmuyoruz bile, hiç onu tartıştırmıyoruz bile. Bu dava bitecek. Bizim bundan sonra yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkı olarak şampiyon meleklerin adlarını, anılarını sonsuza kadar yaşatabilmektir. Bilmek olmalıdır diye ben kendi adıma düşünüyorum. Ha ben bunu birçok kez söyledim de bana işte sen daha farklı yaklaşın, işte oradaydın da işte ondan dolayı daha farklı düşünün. Ben böyle düşünüyorum ve bütün toplumunda böyle düşündüğüne olan inancım tamdır. He. Ki biliyorsunuz 6 Şubat'a da çok az bir süremiz kaldı. 6 Şubat günü de şampiyonlarımızı, meleklerimizi layık inan, yad edeceğiz, anacağız. Tabii ki gene biliyorsunuz devletimiz meleklerimizi görev şehidi ilan ettikten sonra mezarlarında şehitlik olarak ilan etmiştir. Bu da Kıbrıs Türk Devleti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında konuya ne kadar duyarlı olduğunu ve hassas olduğunun bir göstergesidir. İhale süreci zaten bitmiş ve şu anda %99 oranında da tamamlanmıştır mezarlarımız. 6 Şubat günü de mezarlarımızın başında meleklerimizi anacağız, yad edeceğiz. Çok da bir kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü bana çok sorular geliyor, işte tamam mı, hazır mı, orada olacağız diye. Çok da insandan bana soru geliyor. Bir devlet töreni olacak. Evet, tabii ki olacak. 6 Şubat'ta. 6 Şubat günü. Evet. Anıtla ilgili son bilgi var mı efendim? Ne olacak? Anıtla ilgili biliyorsunuz Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odası bir yarışma düzenledi. Yarışmanın sonucu belirlendi. Onunla da ilgili Mausa Belediye'mizle birlikte en kısa sürede başlayacağını biliyorum. Anıtın. Evet. Ama önemli bir hatırlatma yaptınız. Yani 6 Şubat'ta orada, madem size çok bilgi gelmeye başladı, demek ki tabii bu konudaki kamuoyu hassasiyetini sürmesi önemli dava seyirci açısından da. Kesinlikle. Son dönemde 4 gün Adıyaman dönemde halkın büyük çoğunluğu davayla ilgilendi. Sosyal medyada kesinlikle ve çok da şey talep gelmişti. Yani biz nasıl gelebiliriz davayı orada izlemeye diye. Tabii ki az önce sen de söyledin sevgili Levent. Yani Adıyaman daha yaralarını, yani diğer illerimiz gibi yaralarını sarmaya çalışan evimiz. Hatta gördüğünüz şehrin doğu tarafında ve kuzey doğu tarafında büyük büyük binalar yapılmaya başladı. Yani devlet hemen yaraları sarıp işte vatandaşının iskan sorununu çözmek için binlerce konut yapılmaya başladı. Bunların birçoğu da bitmek üzereydi. Ancak sadece iskan sorununu çözmekle veyahut da iskanla ilgili sıkıntıları çözmekle ekonomik hayatı da canlandırmanız lazım. Biliyorsunuz ki şehirde daha ekonomik hayatın gelişimi yönünde ciddi daha sıkıntılar var. Tabii ki bu süreç kolay değil. Yani 10 ili direkt ve bir ilimizi de en direkt olarak etkileyen bir depremdi. 11 ilde yaşandı bu acı. Kolay değil bütün 11 ile de aynı anda müdahale etmeniz, aynı anda onların iskan ve ekonomik yönden normalleştirmesini sağlamanız. Allah kolaylık versin ama yine de tabii ki ben 6 Şubat'tan bu yana Adıyaman'a 4 kez gittim. Yani bu davayla birlikte 4. kez de gidişim. Davadan bir hafta önce de gittiniz galiba. Evet, gitmiştik. Her gittiğimizde de bir adım ilerlemeyi izliyoruz. Tabii ki bazı binalar daha, bu ağır hasarlı binaların işte enkaz kaldırma süreçleri var.
yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar var. Gördüğünüz onları siz de tanık olduğunuz evet. birebir. İnşallah en kısa sürede bu yaralar sarılır. Adıyaman ve diğer illerimizde normal hem iskan açısından hem de ekonomik açıdan normalleşir. Normal hayatlarına devam ederler. Çünkü ciddi acılar ve büyük acılar yaşandı bu coğrafyada. İnşallah bir daha da yaşanmaz diye temennide bulunabiliriz. Peki. Bu konuda eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim? İSİAS'la ilgili. İSİAS sadece Kıbrıs Türk'ünün değil, farkındaysanız Türkiye'de de hem ulusal medyada hem ulusal mecrada hem de evet. tüm illerinde bir ortak dava, bir rol dava, model dava oluştu. Çünkü bizim kafilemiz gibi bir de turizm rehberler kafilesi vardı otelde konaklayan. Onlar da yani bizim çocuklarımız gibi çocuklardı yani. Yaşları 22 yaşında, 23 yaşında, 21 yaşında ama onlar da genç ve çok değerli insanlardı. Tabii ki depremin genelinde kaybettiğimiz bütün insanlarımız çok değerlidir ama o nedenle Türkiye'nin geneline yayılmış o kafilenin de acısıyla birlikte İSİAS hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde ortak bir dava oldu. Rol bir dava oldu, model bir dava oldu. O yüzden ulusal ve uluslararası basının da çok ilgi odağı oldu. Orada gördüğünüz yabancı gazeteciler de vardı. Yani üçüncü ülkelerden gelen gazeteciler de vardı. Evet. Onlar da çok yakından takip ediyor süreci. İnşallah mahkememiz de en kısa sürede en doğru kararı verip yargılama süreci de tamamlanacak. Ve biz dediğim gibi şampiyon meleklerimizin anılarını ve onların adını sonsuza kadar yaşatacağız. İnşallah biz de sizin çabalarınıza ses olmaya devam edeceğiz. Teşekkür Kamu ederiz. Yürekten anlayışı. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin sizlere. Çok Rally Bey, çok 2024 yani ekonomik açıdan global krizler ve belli başlı noktalarda zor geçeceği söyleniyor. Tabii hükümet ve Sayın Başbakan bu anlamda hem ihtiyatlı ama 2024'ün başında ekonomik anlamda işte vatandaşın alım gücüyle ilgili belli başlı noktalarda işte, yaklaşık %50'ye varan bir hayat pahalılığının yansıması. Ya, ama yine de 2024'ün zor geçeceği söyleniyor. Sizin biraz da mesleğinizi zorlama açısından hem depo evet. verilerini zorlama açısından sizin 2024 beklentiniz nedir efendim? Sevgili Demet, senin de malumun olduğu üzere pandemi sonrasında pandeminin açtığı o derin ekonomik yaraların evet. hala daha sarılma süreci devam etmektedir aslında. Bunu işte gıdaya erişim noktasında çekilen sıkıntılar, yakın coğrafyamızda yaşanan sıcak gelişmeler, işte çatışmalar, savaşlar, yani Rusya'dan başlayın da Orta Doğu'ya kadar bir gerginliğin hala daha devam etmesi, kış aylarının da olumsuz olarak hemen kapıya dayanmasından dolayı aslında ekonomik verilerimizde üçüncü çeyreğe kadar yani 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar çok da ciddi bir rahatlatma aslında öngörülmemektedir. Üçüncü çeyrekten sonra bir rahatlama öngörüsü vardır ki bunun da yani şu anda 2023 ve 2024'te atılan bütün olumlu adımların ve yapılan bütün çalışmaların 2024 üçüncü çeyreğinden sonra ve 2025 yılında aslında meyvesini vermeye başlayacağını diye öngörmekteyiz. Evet, sizin de dediğiniz gibi 2024 özellikle ilk üç çeyreği sıkıntılı veya zor geçecek diye düşünüyoruz. Dövizdeki hareketlilik, dalgalanma bir nebze yavaşlamasına rağmen hala daha etkisini göstermektedir. Bununla beraber ham madde ve gıdaya erişimde ciddi hareketlenme oluyor dövizle birlikte. Uluslararası taşımacılık navlun veyahut da diğer karayolu veyahut da deniz yolu veyahut da uçak yoluyla bütün yapılan taşımacılıklarda ciddi bir artış olduğu yeni yıldan hemen sonra bu da biliyorsunuz girdi maliyetlerine ciddi yansımaları vardır. Tabii ki piyasa hareketliliği sevmez, çatışmayı veya çekişmeyi sevmez. Yağmur yağması bile aslında piyasaları etkiler. Özellikle bizim gibi hassas piyasalar ki etkileşimi çok daha erken hissederiz biz. Ondan dolayı eğerlim yakın coğrafyamızda
bu çatışmalar veya savaşlar biraz oturursa, azalırsa veya biterse, dövizdeki hareketlilikte biraz dengeye oturursa daha erken daha yansımalarını alabiliriz ama en iyi ihtimalle şu andaki öngörümüz 3. çeyrekten sonra ciddi bir rahatlamaya geçeceğimiz ve 2025'te de bunun sonuçlarını çok iyi alacağımız yönünde öngörülerimiz vardır. Zaten yakından takip ediyorsunuz siz, ben biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz da aynı açıklamayı yaptı, evet. Yıllık programında. Muhtemelen 2025'in başında yani bir rahatlama yaşanacağını düşünüyoruz. Şimdi tabii biz gelir gideri belli bir ülkeyiz. Yani belli bir noktada giderimiz genelde kamu kaynak, kamu maaşlarıyla ilgili altyapıda, evet, da çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ancak işte şimdi bir taraftan maaşlara bir zam gelmesiyle birlikte bir takım yine piyasada bir takım fiyat artışlarını gözlemleyebiliyoruz. Bugün işte ete bir takım artış geldi. Yani daha başlamadan neredeyse, evet, serbest piyasa hakkı diyeyim üzerinden pek çok nokta. Bununla ilgili ben, yani siz karar alıcı noktada değilsiniz. Siz verileri ortaya koyma noktasındasınız. Ben onun farkındayım. Yani yasama gücü sizde değil. Bu biliyorum. Bu anlamda bu gelir gider dengesi, bu fiyat dengesi, piyasa dengesiyle ilgili bir öngörünüz ya da öneriniz ne olur DP olarak planlama açısından? Geçen yıldan beri, yani 2023 yılından beri biliyorsunuz bu çok dillendirilen bir sorunumuz. Evet. Özellikle tüketiciyi, halkımız da yani bundan şikayet ediyor. İşte sabah başka etiketler, akşamüstü başka etiketler noktasında. Evet. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız 2023'ün başında bir talimat vermişti ve çok ciddi şekilde sokak denetimleri dediğimiz, evet, işte marketleri olsun, et satıcıları yani kasaplar veya şarküteriler olsun ve diğer bütün alanlarda aslında 2023 yılında 21 binden fazla denetim yapıldı. Veriler elimde tamdır, vardır, paylaşabilirim, hiç sıkıntı yok. Evet. 21 binin üzerinde denetim yapıldı. Bu denetimler niçin yapıldı? İşte bu anomalileri ortadan kaldırmak için ama dediğiniz gibi bazı kesimler de dikkate almadan bunları kendi kafalarına göre veyahut da gerçek olmayan verilere göre de fiyatlarda artış yapabiliyorlar. Tabii ki bu hiç doğru ve iyi bir yaklaşım değil. Evet. Tabii ki siz yaşanan enflasyona göre, TÜFE'ye göre günün sonunda bir hayat pahalılığı ödeneğiyle gerek asgari ücretliye gerek de kamu çalışanınıza veyahut da işte piyasanıza bir artış yaparsınız. Ancak siz gerçekleşmeyen bir maliyetin gerçekleşmiş gibi görüp de onun etikete yansıyan artışını, zammını yaptığınız zaman bu bir haksızlıktır, bu bir yanlıştır. Tabii ki bunlarla ilgili az önce de bahsettiğim gibi yani yüzlerce de ceza yazıldı geçen sene. Bu sene de denetimler aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki bununla ilgili ihbar hatları da vardır. Sağlık Bakanlığımızda da, Tarım Bakanlığımızda da, Ekonomi Bakanlığımızda da. Halkımızdan ben rica ediyorum ve onlara sesleniyorum ki eğer böyle bir tespitleri veyahut da böyle bir gözlemleri olduğu zaman ihbar hatlarına bunları bildirsinler ve direkt ekipler gidip oraları denetlesinler ki böyle bir uygulamada hiçbir esnaf veya tüccar da yapmasın diyebilirim ama umut ediyorum ki alınan ekonomik tedbirler 3. çeyrekten sonra olumlu yansımaya başlayıp da 2025'i daha rahat, daha huzurlu, daha refah geçireceğimiz günler olacak diye ben düşünüyorum. Sayın Başbakan her konuşmasında planlama vurgusu yapıyor. Ya belki de bizim planlama yıllarca çok tartışılan bir konu. Yani bizim hiç planlama yapmadığımız ya da yeterince planlama yapmadığımız yönünde bir takım hep eleştiriler gündeme geldi. Şimdi tabii belki de depo ülkede insani altyapısı, teknik altyapısı en yüksek olması gereken kurumların, evet, bir tanesi olması gerekir. Yani bu Ekonomi Bakanlığı'nda da aynıdır, işte Maliye Bakanlığı da aynıdır, depoda da aynı olması lazım. Tabii biz bu konudaki insani altyapımızı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada planlama vurgusu yapılırken ve bir takım planlama çalışmalarına başlarken 5 yıllık, 10 yıllık
planlardan söz ediyor. Bu noktada ben hem sizin görüşlerinizi hem depönün buradaki işlevsel görevi nedir? Evet. Ne yapılacak? Bunu biraz anlatın lütfen. Tabii ki. Çok memnun oldum bu soruyu sorduğunuza. Çünkü gerçekten kendimizi ifade etmede bazen sıkıntı yaşarız bu konuda. Evet. Aslında devlet planlama örgütü hiçbir siyasetin veyahut da hiçbir politikanın planlama örgütü değildir. Tamamen ülkenin planlama örgütüdür. Uzun yıllarda atıl durumda, gözden uzakta, kendi işini yapmamakta ısrarla gizlendi kaldı orada, böyle hiç atıl durumda kaldı. Evet. Devlet planlama örgütü yeterince çalıştırılamadı. 20 yıla yakındır devlet planlama örgütüne hiçbir istihdam yapılmadı. 20 yıla yakındır hiçbir hükümet döneminde devlet planlama örgütüne yeni bir bilgisayar bile alınmadı. Yani üzülerek söylerim bunları ama memnun olduğum için, yani soruna memnun olduğum için de cevap vermek isterim. Tabii ki, lütfen. Tabii ki Sayın Başbakanımız Ünal Üstel Beyefendi'nin göreve geldiğinden beri depoyu kendi yasa ve işlerine göre çalıştıracağını söylediğinden günden beridir de depo kendi ve diğer yasalarda kendisine verilen bütün görevleri harfiyen yerine getirmek için bir uğraş içindedir. Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla münhallerimizi ilan ettik. Evet. 8 yeni personel aldık. Uzmanlarımızı geliştirdik. Hizmet içi eğitimlerimizle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan onlarla dirsek teması içerisinde hem Ankara'da hem Kıbrıs'ta eğitimlerimizi tamamladık. Orta vadeli programımızı Ocak sonu hayırlısıyla yayınlıyoruz. Ki yıllardır yayınlanmamıştı. 5 yıllık kalkınma planımız Nisan ayında yayınlanacak. Onunla ilgili 3. oturum, son oturum çalışmalarımız devam etmektedir. Bütün paydaşlarımızla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun yanında yıllık programlarımız, makroekonomik göstergeler, sosyal ekonomik göstergeler ve bir de Maliye Bakanlığı'na paydaş olarak yürüttüğümüz orta vadeli mali plan üzerindeki bütün çalışmalarımızla birlikte, yerel yönetimler kitapçığımızla birlikte ilk kez devlet planlama örgütü kendisine bir takvim çalışması yaptı. Bir yılda bütün yayınları takvimsel bazda yayınlayacağı yönünde duyuru yaptı 2023 yılının başında ve o takvime de sadık kalarak 2023 yılında yapması gereken bütün yayınları yaptı. Şimdi 2024 yılında takvim çalışmalarımız bitmek üzeredir, onu yayınlayacağız. Ve 2024'te devlet planlama örgütü güncel verilerle güncel hale gelecektir. Tabii ki senin de az önce bahsettiğin gibi veri toplama, yani işin istatistik kısmı, yani veri toplama kısmında ciddi sıkıntılarımız var. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bütün kurumların sorunudur. E-Devlet yasamız geçti biliyorsunuz. E-Devlet sisteminin tam ve doğru olarak faaliyete geçtiği günde, yani veriye ulaştığınız zaman elde ettiğiniz veriler doğru sonuçlar üretirsiniz sevgili Levent. Biz bugüne kadar veri toplamada sıkıntılar yaşıyorduk. Ancak E-Devlet yasamız da geçti. E-Devlet kurumu da tam olarak veri toplamaya başladığı zaman ve biz de o verileri doğru ve sağlıklı bir şekilde elde ettiğimiz zaman doğru ve zamanında yayınlarla halkımızın veyahut da akademisyenlerimizin veyahut da ekonomistlerimizin huzuruna alnımıza açık bir şekilde çıkacağız. Ve diyeceğiz ki işte verilerimiz bunlar, çalışmalarımız da bunlar, öngörülerimiz de bunlar. Bu ülke için yapacağımız şeyler de bunlar, hayal ettiğimiz güzel şeyler de bunlar deyip karşılarına çıkacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son kısım hayli önemli. Özellikle uzun zamandan sonra ben çok bu ekonomik konulardan çok anladığımı söyleyemem ama orta vadeli mali planın Ocak ayı içerisinde açıklanması, evet, uzun zamandan sonra açıklanması önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeniden sizi burada beklerim. Çok sağ olun. Çok İnşallah. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, ülkemizdeki ekonomik mali çalışmaların başlıca unsurlarından biri depo. Her ne kadar başbakanlık uhdesinde olsa da ülkenin tüm fonksiyonel yapısıyla ilgili önemli verileri toplayıp derliyor ve bizlere paylaşıyor. Şimdi bu anlamda da depo müsteşarı Sayın Dürer Güçlüsoy'la kendisine çok
teşekkür ederiz. Burada konuk ettik. Durali Bey'in tabii özellikle Adıyaman'daki hukuk süreciyle ilgili, oradaki lojistik çalışmalarla ilgili Sayın Başbakan'ın görevlendirmesiyle önemli bir koordinasyon görevi var. Ayrıca kendisi İl Siyas tanıklarından biri. Adıyaman 6 Şubat sabah 6 Şubat öğleden sonra giden, ilk uçakta giden devlet bürokratlarından biri. Bir de tabii ki burada hem o süreci konuştuk, bundan sonrasını konuştuk. Bir de depoyun işlevsel görevini sorgulamaya çalıştık. Kendisine samimi açıklamalar için teşekkür ederiz. Yarın saat 12.10 geçe yeniden karşınızdayız. Hoşça kalın.